Bismillahirrahmanirrahim. İmam Rabbani Risalelerinden Mebde ve Mead'dan devam ediyoruz. 25. Bölüm Dünyevi Bilgiler ve ilahi Aleme Ait ilimler. Dünyevi ilim ve bilgilerle sınırlı kalan masiva nakışlarına takılmış olan kişi hor ve itibarsızdır. Masivayı yani Allah'tan başka her şeyi unutmak, maneviyat yolunun şartı ve yüce huzura çıkmak için ilk basamaktır. Kalp aynası dünya pasından temizlenmedikçe Hak Teala'nın orada zuhur etmesi ve görünmesi imkansızdır. Çünkü dünyevi ilimlerin ilahi aleme ait yüksek ilimlerle bir araya gelmesi, zıtların bir araya gelmesi türündendir ve imkansızdır. Burada güçlü bir soru ortaya çıkar ki şudur. Arif'i beka ile müşerref ettikleri ve nakıs insanları irşad etmesi için onu tekrar halk arasına döndürdükleri zaman unuttuğu dünyevi ilimler ona tekrar verilir. Bu durumda o arif zatta dünyevi bilgiler ile ilahi aleme ait yüksek bilgiler yani arif bir araya gelmiş olur. Oysa sen buna iki zıttın bir araya gelmesi diyorsun. Bu sorunun cevabı şudur. Allah ile baki olan arifte bu esnada perde olma hükmü ortaya çıkar. Sanki o yaratılmış alem yani imkan alemi ile İlahi alem yani vücub alemi arasında bir perdedir ve her iki makamında rengiyle boyanmıştır. Bu durumda kendisine dünya ilimleri ile ilahi marif bir araya gelse niçin sorun olsun? Çünkü iki zıttın bir araya geleceği yer bir değil, belki birkaç yani iki yönlü arif olmuştur. Bu durumda zıtlar tek bir şeyde birleşmiş sayılmaz. 26. Bölüm dünyevi bilgilerin geri dönmesi kusur değildir. Fena mertebesinde ortadan kalkan eşyanın dünyevi şeylerin bilgisi bekadan sonra tekrar geri dönerse bu durum Arif'in kemaline noksanlık getirmez. Aksine onun kemali bu bilgilerin kendisine geri dönmesindedir. Halkı irşad edebilmesi de bu bilgilerin dönmesine bağlıdır. Çünkü Arif bekadan sonra Allah'ın ahlakı, ahlak, ahlakı ile ahlaklanmış olur. Eşyanın bilgisi Allahu Teala'da kemalin ta kendisidir ve bunun zıttı Allah'ın eşyayı bilmemesi noksanlığı gerektirir. Allah'ın ahlakı ile bezenen Arif'in durumu da böyledir. Bundaki incelik şudur. insandaki bilgi onun zihninde bilinen şeyin suretinin yani imajının oluşmasıyla meydana gelir. Dolayısıyla bilen kişi bilinen şeyin şeklinin oluşması ile oluşması ile ondan etkilenir. Bilgi arttıkça bilen kişideki etkilenme de artar. Zihninde değişme ve halden hale geçme daha çok olur. Bu da noksanlıktır. Hakkı arayan talip bu tür bilgelerin hepsini silmelidir ve eşyanın tümünü unutmalıdır. Allahu Teala'daki bilgi ise böyle değildir. Çünkü Cenab-ı Hak bilinen şeylerin suretlerinin kendisine dahil olmasından münezzehtir. Aksine sadece bilginin eşyaya taalluk etmesiyle Hak da eşya yani varlıkların bilgisi görülür. Evrenin yaratılması ile kendi zat, sıfat ve fiillerinde değişiklik olmayan Allah'a tesbih ederim. Allah'ın ahlakı ile ahlaklanan Arif'in bilgisi de bu şekilde olur. Eşyanın bilinen şekilleri Arif'in zihnine girmez, onu etkilemez, halden hale sokmaz. Bu sebeple onun için eşyayı bilmek bir kusur değil, aksine kemal ve fazilettir. Bu incelik ve sır ilahi sırların en gizli olanlarındandır. Cenab-ı Hak Habibi sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine kullarından dilediği kişiye bu sırrı açar. Ona ve ailesine en güzel salat ve selamlar olsun. Amin. 27. Bölüm Rıza Makamı Bu fakiri tasavvuf yoluna girdikten 12 sene, 12 sene sonra rıza makamını eleştirdiler. Önce nefsini itminana yana huzur ve istikrara kavuşturdular. Sonra zaman ve sırf Allah'ın lütfu ile bu saadete yükselttiler. Hak Teala'nın rızasından bir ışık parlayıncaya kadar bu nimet ile şereflenmemiş idi. Nefsi mutmainne Rabbinden razı oldu. Rabbi de ondan razı oldu. Bundan dolayı Allah Teala'ya bol bol en güzel, sevdiği ve razı olduğu şekilde hamd ederim. Layık oldukları şekilde salat ve selam da elçisi Hz. Muhammed'e ve ailesine. Eğer nefs mevlasından razı olunca dua etmenin ve belanın kaldırılmasının kaldırılmasını istemenin anlamı nedir diye sorulursa şöyle cevap veririz. Hak Teala'nın fiilinden razı olmak onun kullarından da razı olmayı gerektirmez. Hatta çoğu zaman kulların yaptıklarına razı olmak çirkin bir iş olur. Mesela kulların küfür ve isyanı gibi. O halde hayrı da şerri de yaratan Allah olduğu için çirkin fiilin yaratılmasına razı olmak, ancak o çirkin işin kendisini ve kullar tarafından işlenmesini kötü bilmek ve ondan razı olmamak gerekir. Madem ki Cenab-ı Hak çirkinin kendisinden razı olmuyor, kul nasıl razı olabilir? Aksine kul bu koruda sağlam durmakla görevlidir. O halde kulların yaptığını çirkin görmek, fiilin yani Allah tarafından yaratılmasına razı olmaya aykırı bir durum değildir. Bu sebeple belanın yok olmasını talep etmek güzel bir anlam taşır. Fiilden razı olmak ile yapılan işi çirkin görmek arasındaki farkı anlayamayan bir grup sufi, rızanın oluşmasından sonra çirkin görme konusunda sıkıntıya düşmüşler bu, problemi halletmekte zorlanmışlar ve şöyle demişlerdir. Çirkin görmek rıza haline aykırıdır. Rıza makamına değil. Doğrusu ise benim Allah'ın ilhamıyla açıkladığımdır. Doğru yola uyanlara selam olsun. 28. Bölüm Hanefi ve Maturidi mezheplerinin fazileti Bir müddet İmamın arkasında cemaatle namaz kılarken kıraat edebilmek yani fatiha okuyabilmek için Hanefi mezhebinde bir delil ve açık bir fetva aradım. Madem ki namazda Kur'an okumak farzdır, hakiki kıraati yani herkesin okumasını bırakıp hükmî kıraat yani sadece imamın okumasıyla yetinmeyi makul bulmuyordum. Nitekim hadisi şerifte fatihasız namaz olmaz buyurulmuştur. Ama Hanefi mezhebine riayet ederek tercihime uymayıp kıraati terk ediyordum. Bu terk etmeyi de riyazat ve mücahede riyazat ve mücadele sayıyordum. Yani çile sayıyordum. Sonunda Hak Teala mezhebe riayet etmemin bereketiyle bir mezhep değiştirmek yanlıştır. Sonunda Hak Teala mezhebe riayet etmemin bereketiyle ki mezhep değiştirmek yanlıştır. Hanefi mezhebine göre imama uyan kişinin kıraati terk etmesinin hakikatini bana gösterdi. Vasiret nazarıyla bakıldığında hükmü kıraat, hakiki kıraatten daha üstün göründü. Çünkü imam ve cemaat beraberce hakka dua makamında duruyorlar. Namaz kılan kişi Rabbine yakarır. Bu esnada imamı önder yapıyorlar. O halde imam ne okursa adeta cemaatin dilinden onlara vekaleten okur. Sanki bir grup insan büyük bir padişahın huzuruna çıkıyorlar. Hepsinin ihtiyacını arz edip sözcülük yapsın diye işlerinden birisini başkan yapıyorlar. Bu durumda başkan konuşurken diğerleri de konuşurlarsa adaba, adaba aykırı olur ve padişah memnun olmaz. Dolayısıyla bu grubun önder tarafından icra edilecek olan hükmî konuşması onların hakiki konuşmasından daha iyidir. İmam namazda Kur'an okurken kendileri de Kur'an okuyan cemaatin durumu böyledir. Bu karşı karışıklığa sebep olur. Edebe uzaktır. İcma aykırı olan bölük bölük olma yol açar. Hanefi ve Şafii mezhepleri arasındaki ihtilaflı konuların çoğu böyledir. Dış görünüş ve zahir, dış görünüş ve zahir Şafii tarafını tercih eder. işin iç yüzü vakıkatı ise Hanefi mezhebini destekler. Bu fakire gösterdiler ki kelam ilminin ihtilaflı meselelerinde haklı olan Hanefi tarafıdır. Ebu Hanife tekvini yani Allah'ın yaratma sıfatını hakiki sıfatlardan sayıyor. Bu sıfat zahiren her ne kadar kudret ve irade sıfatlarına bağlı ise de ince görüş ve firaset nuru ile bakıldığında anlaşılıyor ki tekvin müstakil bir sıfattır. Diğer konularda diğer konularda bu şekildedir. Fıkhi konulardaki ihtilafların çoğunda haklı tarafın hanefi olduğu kesindir. Pek azında tereddüt vardır. Bu fakire manevi hallerinin orta döneminde Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem vakada rüyada veya bir kendinden geçme anında buyurdu ki sen kelam ilminde müştehidlerdensin. O zamandan beri kelam yani inanç konularının her birinde bu fakirin özel bir görüşü ve hususi bir bilgisi vardır. Maturidiye ve Eşariye mezheplerinin tartışmalı olduğu konuların çoğunda ilk bakışta eşerlerin haklı olduğu akla geliyor. Ancak firaset nuru ve keskin bir nazar ile derin düşünülünce maturudiyenin haklı olduğu ortaya çıkıyor. İhtilaflı kelami meselelerin hepsinde bu fakir maturidiye alimlerine muafık ve onlarla hemfikirdir. Gerçek şu ki bu büyük zatlar yani maturidiler sünnet-i seneye uymaları sebebiyle büyük bir kıymet sahibidirler muhalifleri ise felsefi konulara bulaştıkları için o değeri elde edememişlerdir. Her ne kadar iki grup da hak ve doğru üzere iseler de durum böyledir. Büyük İmam ve Kamil Önder Ebu Hanife hakkında ne yazayım ki? İmam Şafi, Malik ve Ahmet bin Hanbel dahil müştehitlerin en bilgilisi, en takva sahibiydi. İmam Şafii buyuruyor ki, fıkıh alemlerinin hepsi Ebu Hanife'nin çocuklarıdır. Nakledilir ki İmam Şafii, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin kabrini ziyarete giderken kendi iştihadını terk eder, kendi görüşüyle amel etmez ve onların huzurunda, onların görüşüne aykırı olarak kendi iştihadımla amel etmekten utanıyorum derdi. İmamın arkasında Fatiha okumayı terk eder, sabah namazında kunut duası okumazdı. Evet, Ebu Hanife'nin büyük değerini İmam Şafii bilir. Hacı Muhammed Parsa Husuli Sitte isimli eserinde buyurduğu üzere yarın kıyamete yakın İsa Aleyhisselam yeryüzüne inince Ebu Hanife'nin mezhebiyle amel edecektir. Büyük bir peygamberin onun mezhebiyle amel etmesi İmam-ı Azam'ın büyüklüğüne delil olarak yeterlidir. Başka yüz fazilet bu bir fazilete denk tutulamaz.'' hocamız baki billah buyuruyorlardı ki ben de birkaç defa imamın arkasında Fatiha okudum. Sonunda bir gece İmam-ı Azam'ı rüyamda gördüm. Kendisinin metnine dahil yazılmış güzel bir kas kasideyi okuyordu. Muhtebasından şu anlaşılıyordu. Benim mezhebimde nice veliler bulunmuştur. O zamandan sonra imamın arkasında iken Fatiha okumayı bıraktım. 29. Bölüm İrşad İcazeti Bazen kamil bir mürşit tarikatı öğretmesi için nakıs yani henüz tam olarak olgunlaşmamış bir müridine icazet verir. O nakıs müridin manevi hali kendi mürid grubu arasında tamamlanır. Hacı Nakşibend Hazretleri Mevlana Yakup Çerhi'ye kemal derecesine ulaşmadan önce icazet vermiş ve ey Yakup benden sana ulaşan şeyleri halka ulaştır demişti. Mevlana Yakup Çerhi'nin tekamülü daha sonra Hacı Alaaddin Atlar'ın hizmetinde sona ulaştı. Bu sebeple Mevlana Abdurrahman Camii Nefahat isim isimli eserinde Yakup Çerhi'yi önce Alaaddin Atlar'ın müritlerinden saymış sonra Hacı Nakşibend'e nispet etmiştir. Kamil bir mürşidin istidat ve kabiliyeti belirlik derecelerinden bir dereceye kadar olan ve o dereceyi elde eden müridine icazet vermesi bu türdendir. O mürit bir yönden olgundur, bir yönden ise eksik. Kabiliyeti verilik derecelerinden iki ya da 3 derece olan müridin durumu da böyledir. O bir yönden kamildir, bir yönden nakız. Çünkü sonun sonuna ulaşmadıkça bütün dereceler bir yönden olgunluk, bir diğer yönden eksikliktir. Bununla birlikte kamil bir şey ona kabiliyetinin yettiği dereceye ulaştıktan sonra tarikatı öğretme icazeti verir. Demek ki icazet mutlak bir kemale, tam bir olgunluğa bağlı değildir. Bilmek gerekir ki manen eksiklik her ne kadar icazete mani ise de, kamil ve kemale erdirici bir mürşit eksik bir müridini kendisine vekil tayin eder ve onun elini kendi eli sayarsa o eksikliğin başkalarına zararı olmaz. Bütün işlerin hakikatlerini Allah Teala bilir. 30. bölüm ya daştın mertebeleri. Ya daşt Allah'ın zat mertebesine sürekli akılda tutma, daima onun huzurunda olma bilincidir. Bu hal bazen tasavvuf yolunun başında kalbin kapsayıcı olması sebebiyle kalp mertebesindeki saliklerce de hissedilir. Çünkü detay farkı olsa da insanın bütününde var olan her şey tek başına kalpte de vardır. Bu sebeple kalp mertebesinde de Zatı ilahinin huzurunda bulunma hali daimi olarak mümkün olur. Ancak bu hal ya daştın sureti ve görüntüsüdür, hakikati değildir. Son halin başlangıca yerleştirilmesi derken ya daştın bu suretine işaret etmiş olmaları muhtemeldir. Ya daştın hakikatinin elde edilmesi ise nefs teskiyesi ve kalp tasfiyesinden sonradır. Eğer zat mertebesi derken Allah'ın vücubi sıfatlarına ihtiva eden vücub mertebesi kastediliyorsa, bu durumdan yadlaştığın elde edilmesi, bütün imkani yani yaratılmış aleme ait mertebelerin aşılmasından sonra bir vücub mertebesinin sadece görülmesiyle yani şuud, ile mümkün olur. Sıfat tecellilerinde de bu hal gerçekleşir. Çünkü bu durumda ilahi sıfatları düşünmek, zat mertebesinin huzurunda bulunmaya aykırı değildir ancak zat mertebesi derken isim sıfat nispet ve itibarlardan uzak sırf ahadiyat mertebesi kastediliyorsa bu durumda yadlaştın elde edilmesi bütün isim sıfat nispet ve itibar mertebelerini açtıktan sonra mümkün olur bu fakir her nerede yadlaş demişse ikinci manayı kastetmiştir Gerçi o mertebede huzur kelimesini kullanmak uygun değildir erbabına malumdur. Çünkü o hal huzur ve gaybetten üstündür. Huzur halinde ilahi sıfatlardan bir sıfatı düşünmek gerekir. Huzur lafzına uygun olan şey yaddaştın ikinci manadaki yorumudur. Bu durumda yaddaşta nihayet demek görme ve huzur itibarlıdır ki bu mertebenin üzerinde görme ve huzur yoktur. Ya hayret ya cehil yani anlayamama ya da marifet vardır. Ancak bu marifet senin marifet dediğin şey değildir. Senin marifet dediğin şey ilahi fiil ve sıfatlara ait bilgidir. Bu makam ise isim ve sıfatların birçok mertebe üzerindedir. Salat ve selam insanların efendisine ve temiz ailesine olsun. Amin.